sonuçta hani voleybol belki temas yok diye adlandırılan bir spor olsa bile sonuçta sürekli dip dibeyiz. Herkes farklı yerlerden geliyor. Yani bu şey değil ki karşındaki grip öksürüyor, hapşırıyor. Sen de ondan uzak duruyorsun, hasta olmuyorsun gibi bir şey de değil. Yani göremediğin bir virüs taneciği havada gelip seni hasta edebiliyor. Sen farkında olmasan başkalarını hasta edebiliyorsun. Yani gerçekten çok tehlikeli bir şey ve her ne kadar bağışıklık sistemi güçlü olanlar hafif atlatıyor diye adlandırılsa da akciğerlerde büyük hasar bırakıyorlar ve biz sporcular için bu çok büyük bir tehdit. O yüzden kulübümün insanlığı bütün kupalardan önemlidir söylemine burada çok katılıyorum. Çünkü en önemli şey herkesin sağlıklı olması şu an. Federasyon Lütfen. Başkanı Akif Üstündağ'a da çok teşekkür etmek istiyorum yönetim kuruluna Lütfen. da. Bizlerin sağlığını her şeyden yukarıda tutarak yani bizim daha Türkiye Kupası playofflar vardı ve bunların hepsini insan sağlığını o da ön planda tutarak oynatmama kararı aldı. Yani bu çok büyük bir şey bence. Sporcuların sağlığını düşünen bir federasyon başkanına sahip olmak bizim için büyük bir şans. Kesinlikle. Yani zaten abimiz babamız gibi görüyoruz. O yüzden bu kararı alması bizler için de şaşırtıcı olmadı. Buradan tekrardan teşekkür edelim kendisine de. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir şeye imza atıyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Evet. Yani şöyle bir örnek vereyim size en basitinden. Geçtiğimiz sene ben doğum yaptıktan sonra eşim Cenk'in maçlarına gittiğim zaman Pamir'le gidiyorum. Yani altını değiştirmem gerekiyor, emzirmem gerekiyor. Bunları yapabileceğim hiçbir yer yok basketbol salonunda. Yani o an fark ettim aslında bazı şeylerin ne kadar garip Eksik olduğunu ve olduğunu. şeylerin de sporun içinde yer almadığını. Fenerbahçe'de şu Kusaracoğlu Stadyumu'nun içinde bebek bakım odası var mesela. Yani bu çok önemli bir şey. Çok güzel, Belki evet. yaşamayan biri için aman canım ne olacak denebilecek bir şey gerçekten çok önemli. Ve kadın erkek eşitliğine çok önem verilen bir spor kulübünde oynamanın gururunu yaşıyorum. Yani bu sadece lafta değil, sadece bir kere yılın bir senesinde 8 Mart'ta pankart açıp da kadın erkek eşittir, kadınlar başımızın tacıdır deyip geçilen bir kulüp değil burası. Formada he for she amblemi var. Kadın erkek çalışma eşitliğine çok önem veriliyor. Kadınların, kızların, kız çocuklarının spora başlamalarına, onların sporda ve sporla hayatta yer almalarına çok önem veriliyor. O yüzden kadının çok önemli olduğunu vurgulamanın yanına aslında kadınların bir şekilde sporla beraber ve kendilerini daha fazla ön plana çıkartabilmelerini sağlıyor. Bu da oldukça önemli bir şey. Öncelikli olarak çocukları sporla buluşturmak, sporla tanıştırmak, bu illa spor sahasında voleybol, basketbol, futbol oynayacak ya da yüzecek, koşacak değil. Yani bu dışarıda bile bir çocuk yürüyüş yapsa, obeziteden uzaklaşsa, doğru beslenmeye çalışsa. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bir çocuğun hayatına küçükken katılması gereken şeyler bunlar. Çünkü bazı alışkanlıklar büyüdükten sonra çok daha zor kazanılıyor. Spor bir çocuğun hayatını değiştirebilir. Ben bugüne kadar bunu gördüm ve çok fazla kişinin de hayatını değiştirdiğine tanık oldum. Bu illa herkes milli sporcu olacak, profesyonel olacak da değil. Kimisi sporu liseye kadar yapıp üniversitede yurt dışından burs alıp yurt dışına gitti. Bir şekilde kendi hayatını kurtardı. Kimisi iş hayatına atıldığında CV'sinde takım sporu yapmış olmanın verdiği artıyı kullanıp işe alındı. Kimisi sadece sağlıklı bir vücuda sahip oldu. Yani bunlar çok önemli şeyler ve ben bunları yazdığım kitapta da çocuklarla bir araya gelerek onlara hep anlatmaya çalıştım. Hala da bir araya geldiğimiz zamanlarda anlatmaya çalışıyorum. Özellikle Instagram canlı yayınlarında, Zoom'larda okuldaki çocuklarla bir araya gelip konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte onlar için de evde kalmak çok kolay değil. O yüzden sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak hepimizin aslında en birinci önceliği olmalı. Çünkü çocuklar geleceğin yetişkinleri ve onlar ileride nasıl yetişkinler olmasını istiyorlarsak çocukların onların bizim de taşın altına elimizi koymamız gerek diye düşünüyorum. Sadece sahada değil normal hayatta da çok büyük bir değişim geçirdim. Çünkü bir yere kadar sporcuyken iyi antrenman yaparsın, iyi oynarsın fikriyle büyüyorsun. Yani her şey sana bağlı ama çocuktan sonra aslında hiçbir şeyin sana bağlı olmadığını çocuk, bebek sana bir şekilde öğrettiriyor. Yani sen ne kadar hazırlıklı olursan ol, hiçbir şekilde hazırlıklı değilsin o bebeğe. O kendi ihtiyaçları doğrultusunda seni yönlendiriyor ve sen de ona ayak uydurmak zorunda kalıyorsun ve saha her ne kadar benim tüm sıfatlarımdan arındığım bir yer olsa da o olgunluğu ve bazen ya bırak gitsin fikrini aklına getirebildiğim bir yer olmaya başladı. O zaman da her şey biraz daha kolaylaşmaya başladı benim için sahada. Çünkü hayatta çok daha büyük şeyler olduğunu biliyorsun.
sağlık sorunları var, bebekler var. Yani birçok şey varken sporun aslında bir eğlence olduğunu fark ediyorsun. Bunu hamilelik sürecinde dışarıdan izlerken fark ettim. Çünkü ben bir maç ya da bir kupa kaybettikten sonra kolay kolay kendime gelemezdim. Günlerce onu düşünürdüm. Şimdi ya belki iyi, belki kötü bilmiyorum ama maçı kaybettikten sonra eve geldiğimde maçı anca yastığa kafamı koyduğumda aklıma gelebiliyor yani farklı bir şeyleri. Yani üst düzey sporu ve eğitimi bir arada götürebilmek çok zor. Bunun Zor için olur, bakalım. elbette. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak projelerle biz sporcuların üniversite mezunu olabilmeleri ve doğru şekilde eğitim alabilmeleri için bir proje üretmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü çocuk A takımda yani çocuk derken genç yetişkin artık yani spor yaparken deplasmanla ligde oynarken okula gidip not peşinde koşup sınavlara girip telafilere girebilmesi, mezun olabilmesi gerçekten çok zor. Yani ben bunu okumasın sporcular diye söylemiyorum ama buna bir belki internet üstünden belki bir sistem Evet. oturtulabilir. Sporcuların hayatını kolaylaştırabilecek bir sistem oturtulabilir ve biz konuşmak yerine sporcular eğitimsiz diplomaları yok demek yerine taşın altına elimizi koyup bir şeyler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuyu geçiyorum. Ben psikoloji eğitimi almak istiyorum. Sonrasında da artık yüksek lisans spor psikolojisi üstüne gençlerle beraber çalışmak istiyorum. Ben spordan aldığımı spora bu şekilde geri vermeyi amaçlıyorum. Çünkü tekrardan bu tempodan çıktıktan sonra deplasmanlı liglerde antrenör, yönetici olmak çok cazip gelmiyor bana. Biraz dinginlemek, biraz sakinlemek istiyorum. Bu kadar yoğun 15 yaşından beri ben A takımda oynuyorum bu hayatı yaşarken. Bir yerden sonra biraz sakinlik istiyorum açıkçası. Sonrasında hayat ne getirir bilemiyorum tabii ki ama şimdilik planım bu şekilde.